Hey hey. Selam. Çok 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 heyecanlıyım. Çok. Yani müthiş heyecan verici bir şey. Şöyle neymiş? Önce bir gösterelim. Metallium Tenebris. Bu yeni çıkan box setimiz. Hatta benim ismime gelmiş. Bu da ayrı heyecan verici bir nokta. Şimdi bunu birlikte açacağız bugün. Ama ondan önce bahsetmek istediğim iki şey var. Birincisi bu videoyu çektiğimiz yer. Burası İstanbul Babacım Stüdyoları. Bizim albümü kaydettiğimiz yer. Özellikle burada olmasını istedik bu videonun. Yani bana göre anlam katıyor videoya daha çok. İkincisi de bu sete ben ilk defa burada dokunuyorum. Ve canlı olarak da ilk defa karşılaşıyorum. O yüzden bu daha da bir heyecan verici bir olay. Evet, şimdi ufaktan tüya da zarar vermeden... Zarar verirsek de zaten kendi box setim. Evet, şimdilik şunu şöyle alalım bakalım. İşte meşhur box setimiz çıkıyor. Şöyle. Ve arkası. Hatta yanları da var. Başlıyoruz. Kutuyu açar açmaz içinden ilk çıkan materyal bence kutudaki en anlamlı, en önemli şey. O yüzden onu sona bırakacağım. Çünkü üstünde konuşmak istiyorum. Evet, bizi önce bir tişört karşılıyor. Tabii açacağız birlikte. Açalım ki görelim. Bakalım bedeni bana uyacak mı? Orada bakacağız bu arada. Tişört, ya her şeyi ben ilk defa görüyorum bu arada. Yani kutuyu, kutunun içindeki bütün materyalleri, her şeyi ilk defa dokunuyorum ve görüyorum. Evet, şöyle bir Metallium Tenebris tişörtü. Bir arkasını da görelim. Neymiş? Large. Olur bana herhalde. Şunları patlatmayı çok seviyorum bu arada. Videoya başlarken büyük risk arz ediyordu. Ama dayanacağım, kendimi tutacağım. Evet, şimdi küçüklerden başlayalım. Mesela şöyle bir patch'imiz var. Tenebris albüm kapağı patch. Gayet güzel bir montun üzerinde falan şöyle olabilir. Yine bir patch. 85'ten bu yana bu logo, logo patch bu. Logo bayağı bir değişiklik geçirdi, evrildi, gelişti. Bu daha bir old school olan bir logo. Son hali değil. Böyle bir güzellik yapmak istedik. İki tane yaka iğnemiz var. Şimdi açalım bakalım şöyle. Minik paketlerimiz. Şöyle. Bu bakır renkli olan gayet de güzel ve şıkmış. Bir tane daha var. Aynı iğneden. Şöyle gümüş renkli. Biri solda, biri sağda. Güzel durabilir. Tabii mont üstünde. Evet. Sonra yine küçüklerden devam edelim. Şöyle bir Tenebris penası. Arkada da albüm kapağındaki figür. Bu arada şöyle bir detay var. Şimdiye kadar hiç beyaz bir penayla çalmamıştım. Farklı renklerde penalarla çaldım. Ve demek ki artık beyaz bir penayla çalmanın zamanı gelmiş, ilk olacak. Ve gördüğüm kadarıyla da şimdi dinlenebilir materyallere geldik. En retrosundan başlayacağım ben. Özellikle bizim jenerasyon için çok önemli bir, değerli bir materyal. Tenebris albüm kaseti. Ve açıyoruz. Kaseti çıkartıyoruz. Şöyle. Wow. Ve tabii işin aslında bana göre bir kasetin en de tatlı kısmı içerideki yazılar, bilgiler, şu kapak müthiş. Şöyle onu da gösterelim. Yazılar çok görünmeyebilir ama aldığınızda zaten okuyacaksınız. Bu arada tabii sadece box setlerde bu kaset var. Yani kaseti ayrı edinme şansımız yok maalesef. Sadece box set'te var bu kaset. Ve CD, evet. Daha az retro olan bir materyal. Yani çoğumuz gibi ben de şu anda çok dijitalden dinliyorum. Ama CD biraz da arada kalan bir materyal değil mi? Şöyle gösterelim diye. Burada çok çok güzel, çok şık duruyor. Şöyle de bir tutalım. Sonra çıkartalım CD içinden. Ve... Neden çıkarttık? Çünkü şurayı da göstermek istiyorum. O CD'nin altında kalan kısım ben hep çok sevmişimdir. Özellikle orada bir şeyler varsa tabii, bir illüstrasyon vesaire. Kapağını da çıkartalım şunun. Tek tek açalım. Açıyoruz. O grup elemanları da çıktı bir anda. Ben, Ayhan,
Sonraki sayfada Barış ve Yetkin, şarkı sözleri ve albümle ilgili bilgiler ve grup fotosu. Şurada şu hemen altta bir baykuş resmi var. Baykuşun ne olduğunu çok merak eden olabilir. Albüm kapağı da yapılırken bir yerlerde baykuş olmasını Yetkin çok istemişti. Çok sevdiği bir semboldü. Bu Yetkin'in baykuşudur. Özellikle bu baykuşun üstünde olduğu bir de pena olacak box setin içinde. Onu da söyleyelim. İşte benim müzik dinlerken en sevdiğim ses plak. Bunun içinde toplam 3 tane plak var. 3 ayrı renkte. Karşımıza siyah olan çıkıyor. Açacağız. Tabii bunu açması biraz daha dikkat gerektiren bir şey. Evet. Ama tabii kapağı da açmamız gerekiyor bu arada. Evet. Şöyle bir Tenebris albüm plak kapağı içi. Şimdi de şöyle tutalım. İşte içinden çıkan da plağımız. Evet, bu şey birinci yüz, ikinci yüz, yani A yüzü, B yüzü uzun zamandır görmediğim bir şeydi. Şöyle siyah plağımız. Evet, şimdi sıradaki rengimiz turuncu. Yine aynı şekilde. Evet, bir de açtıktan sonra şöyle gösteririm. İçi aynı tabii. Evet, farklı bir şey yok yani. Ama farklı rengi. Oo, buradan görüyorum. Böyle turuncu bir plağımız. Nefis. Bu renk nasıl seçildi? Biz renklerle ilgili aramızda bir oylama yaptık. Özellikle bu renge Çağlan oy vermişti. Bu Çağlan'ın oyuyla C'ye girmiş olan bir renk. Evet, son plağımız kaldı. Bu da şeffaf, üstünde yazdığı üzere. Ama sadece şeffaf değil. O zaman direkt içindekini çıkartalım bakalım. İşte bu da benim favorim. Böyle şeffaf, üstüne siyah ve turuncu sıçratılmış bir plak. Kutuda son kalan iki parça. Aslında bunlar çok sürpriz ve bonus. Çünkü en başta böyle bir şey yoktu ama son anda koymaya karar verdik. İki tane sticker'ımız var. Bir tanesi yine albüm kapağı sticker. Diğeri logo, metalim logo. Evet, bunları da böyle direklere, duvarlara, masamıza, kütüphanemize vesaire yapıştırabildiğimiz her yerlere yapıştıracağız. Materyaller bu kadar. Gördüğüm kadarıyla başka bir şey kalmadı. Ve gelelim işte başta söylediğim gibi kutunun en anlamlı, en önemli parçasına. Şu. Evet. Metalyum kurulduğundan beri birlikteydik tam. Yani 35 yıla yakın bir birliktelik. Aslında o da Metalyum'un bir parçasıydı zaten. O hikayeyi çok yerde paylaştık, konuştuk. Çoğumuz da biliyor. Çok uzatmayacağım lafı ama bu albümü yaparken de, parçaların ilk demo kayıtlarını yaparken de birlikteydik. Parçalar hakkındaki görüşlerini de aldık vesaire. Hep birlikte yaptığımız gibi onun da fikirlerini aldık. Şuna seviniyorum. Aslında albümün bitmiş halini de dinledi ve her zaman olduğu gibi katkılarını da sundu. Ve biz de ne yapalım dedik. Bu kutunun içinde Çağlan fazlasıyla zaten yer almayı hak ediyor. Yani elimizden gelen buydu zaten. Böyle bir poster düşündük. Umarım siz de aldıktan sonra en güzel köşelerde bunu bulunduracaksınız diye düşünüyoruz. Altında da küçük bir not var. Metalyum olarak yazdığımız. Huzur içinde uyusun. Yani kutu bunlardan ibaret. Son söyleyeceğim bir şey var. Yani uzun zamandır salgın yüzünden konser vesaire gibi etkinliklerimiz olmuyor. Sadece dinleyebiliyoruz. Bir süre daha bu şekilde dinlemeye devam edeceğiz. En kısa zamanda çalmak için, buluşmak için çok sabırsızlıkla bekliyoruz, çok özledik. Herkese selamlar.